Tez soru 1 ile devam ediyoruz. Bakın basit bir Pisagor ama sayılar büyük verilmiş. X kare artı 12'nin karesi 112'nin karesine eşit arkadaşlar. Buradan x kare 112'nin karesi eksi 12'nin karesi deyip buradan 2 kare farkından arkadaşlar 112'den 12'yi çıkardık. 100 geldi. Çarpı 112 ile 12'yi toplarsak 124 gelir arkadaşlar. Bakın buradan da 100 10'un karesidir. Bu 124 de arkadaşlar 4 çarpı 31 gelir. 4 de 2'nin karesidir. Bakın karekök dışına 10 ve 2 çıkar 20 olur. 31 içeride kalır. Cevap 20 kök 31'den Denizli gelir. Evet. Soru 2. Bakın AB 8, AC 12 demiş arkadaşlar. Hemen ABC üçgeninden Pisagor yaparsak x kare eşittir 8'in karesi artı 12'nin karesinden x kare arkadaşlar 144 artı 64'ten 208. Bu böyle kalsın arkadaşlar. Kökünü bulmayalım. Çünkü bizden BD'yi istiyor. Bakın BD'yi bulmak için de şuradaki üçgenden bu sefer x kare eşittir 6'nın karesi artı y kareden x karenin yerine 208 yazıyorum. 36 artı y kareden y kare buradan 172 geliyor arkadaşlar. Bu da bakın 4 çarpı 43 oluyor. 4 dışarıya 2 diye çıktığı için cevap 2 kök 43'ten Edirne gelir. Evet soru 3. Özel açılar var arkadaşlar. 135, 15 daha 150. Burası 30 derece. Şimdi bakın ben bu 135'i şöyle uzatıyorum. Ve buraya dik indiriyorum. 135'i uzattım. 180'e tamamladım. 45. Burası 45. Bakın 90'ın karşısı 12 kök 2 ise 45, 45, 90'da 45'lerin karşısı arkadaşlar 12 yapacak. Ve burada oluşan büyük üçgene bakarsak 30'un karşısındaki kenar 12. O zaman 90'ın karşısındaki kenar 12 çarpı 2'den 24 yani Edirne gelecek. Evet soru 4. Arkadaşlar birazcık da matematik bilgimizi ölçen bir soru. Bakın AB'ye A dersek A kare artı X kare eksi Y karenin karesi eşittir x kare artı y karenin karesi olur. Şimdi bunu açarak da yapabiliriz. X karenin karesi x üzeri 4. Çarpımların 2 katı bu gelir. Artı ikincinin karesi y karenin karesi y üzeri 4. Burada da arkadaşlar bu sefer bunun artılısı gelir. Yani x üzeri 4 2x kare y kare artı y üzeri 4 olur. Y üzeri 4, x üzeri 4'ler buradan gider. Eksi 2x kareyi bu tarafa attığımızda a kare eşittir. 4, x kare, y kare olur. Karekök alırsak 4'ün karekökü 2, x karenin x, y karenin y'den a eşittir 2xy yani Bursa gelir. Evet, soru 5. Arkadaşlar soru 5 ile ilgili bakın şöyle bir kural hatırlatması yapalım. A, B, C, D bir konkav dörtgen olmak üzere arkadaşlar. AC köşegeni ile BD köşegeni dik kesişiyorsa arkadaşlar karşılıklı kenarların yani A kare artı C kare B kare artı D kareye eşit oluyordu arkadaşlar. Yani karşılıklı kenarlar toplamları, kareleri toplamları birbirine eşit oluyor. Bakın burada da A, B, E, C bir konkav dörtgen AE köşegeni ile BC köşegeni dik kesişiyor arkadaşlar. Buradan 8'in karesi artı 12'nin karesi 10'un karesi artı x kareden 144 64 208 bu tarafa atarsak 108 olur arkadaşlar. Bu da 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 diye çıkar yani Ceyhan. Evet arkadaşlar soru 6 bu da konveks bir dörtgen. Konveks dörtgende de kural geçerli arkadaşlar.
Yani burada da köşegenler dik kesişiyorsa karşılıklı kareler toplamları yine birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Ve bakın buradan 6'nın karesi artı x kare, 5'in karesi artı 7'nin karesi olur. 49 ile 25'i toplarsak 74, 36 çıkardığımızda 38 kalır. X de buradan kök 38 yani Edirne gelir. Evet arkadaşlar, soru 7. Bakın bu da normalde 6 tane Pisagor'la çıkan bir sonuç. Yani AP, BP ve C'yi birleştirirsek orada 6 tane dik üçgen oluşacak. Sırayla Pisagor yaptığımız zaman çözüme ulaşacağız. Ama bunun arkadaşlar pratik yolu diyelim. Bakın üçgenin içinde herhangi bir nokta aldığınızda köşelere, kenarlara dikme indirdiğinizde arkadaşlar işte bu parçalara harf verdiğinizde birer atlayarak arkadaşlar kareleri toplamları eşit oluyor. Yani A ile başladım diyelim. A kare artı C kare atladım E kare eşittir B kare artı D kare artı F kare oluyor arkadaşlar. Buna da Carnot teoremi deniyor. Yani bakın 6'nın karesi 6 ile başladım. Artı 8'in karesi artı 10'un karesi eşittir diğerlerinin kareleri toplamı. Buradan da bakın burası 200, burası 49 artı 25, 74. Bir daha kontrol edelim arkadaşlar. 49 artı 25, evet 126. Bu da arkadaşlar 9 çarpı 14'ten 9, 3 diye çıkar. Cevap 3 kök 14. Dik üçgen test 7, soru 8. Evet soruda şöyle bir bilgimiz var. ACB açısı ABC açısının 2 katı demiş arkadaşlar. Yani ABC'ye alfa dersek ACB açısı 2 alfa olacak. BH 16, HC 6 santim demiş. Şimdi alfa 2 alfanın aynı üçgende olduğu sorularda alfa kadar şuradan bir açı alırsak arkadaşlar alfa alfa 2 iç bir dıştan burasının 2 alfa olduğunu göreceğiz. Yani şuraya bir K noktası dersek BK ile AK'nın eşit olduğunu göreceğiz. Ve tabii ki AKC üçgenine bakarsa 2 alfa 2 alfa o da bir ikizkenar üçgen çıkacak. Yani AK ile AC de eşit olacak. Doğal olarak AH tabanı 2 eşit parçaya bölecek. Yani HC 6 ise burası da 6 olacak. BH 16 idi. Buraya 10 kalacak. Ve AKH dik üçgeninden özel üçgen 6, 8, 10 yani 3, 4, 5'in 2 katı cevap 8. Evet soru 9. Bakın bu az önce 5 ve 6. sorularda verdiğimiz özelliği kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bakın DE'yi 6 vermiş. EC'yi 8. AC'yi de 12 vermiş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bizden neyi istiyor? AD'yi istiyor arkadaşlar. Bakın ben D'nin B'ye göre simetriğini alıyorum. Şuraya F noktası diyorum. O zaman AD'yi buraya almış olacağım arkadaşlar. Yani AD'ye X dersem zaten dedik. Burası da X olacak. Simetriğini aldım. E o zaman arkadaşlar bakın E ile F'yi birleştirirsem ED 6 ise demek ki EF de 6 olur. Şimdi bize neyi vermişti? EC'yi 8 vermişti. Bakın şimdi şöyle çizeyim. Daha rahat göreceksiniz. Şurası A, burası F, burası C, şurası E. Bakın FE 6, EC 8, AC 12 ve AF'de X. Ne oldu arkadaşlar? Bakın 6'nın karesi artı 12'nin karesi, 8'in karesi artı X'in karesinden 144, 36, 180, 64'ü çıkarırsak X kare 116 olur. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 29'dan 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevap 2 kök 29 alana gelir. Evet soru 10 arkadaşlar. Bakın basit bir soru. A ile C'yi birleştirirseniz
ABC üçgeni, bakın A'dan dikindi, iki eşit parçaya böldü. Demek ki bu bir ikizkenar üçgen. O zaman AB 10'sa AC de 10 olur. Ve bakın burada da 4'ün 2 katı, 5'in 2 katı. Demek ki bu 3, 4, 5 üçgeni arkadaşlar. Kaç katı? 2 katından 6, yani Bursa gelir. Evet, soru 11. Bakın PABC'nin diktik merkezi demiş arkadaşlar. Diktik merkezi köşeden birleştirdiğimizde bunlar yükseklik demektir arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da uzatırsam bu da buraya dikiner. Şimdi tabi bakın 30-15 45 90-45 45 yine aynı şekilde 90-45 bu açı 45 olacak. 90-45 burası da 45 olacak arkadaşlar. Şimdi bakın şuraya H diyelim. Şuraya da K diyelim. BKC üçgeninden bakarsak arkadaşlar, BC'yi 12 kök 2 vermişti. O zaman 45'lerin karşısı ne olacak? 12 olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Bakın 45'in karşısına A dersek bu 45'in karşısı da A olur. Şimdi şuradaki 45-45-90'ı kullanmaya çalışalım. Bakın bu 12 ise buradaki 45'in karşısında 12 olacağı için burası 12 eksi A olacak arkadaşlar. Şuradan gidelim arkadaşlar. Bakın buradan bir sürü kök 2 ile uğraşacağız. Şimdi büyük üçgene bir dikkat edelim. Bakın bu açı 45 derece. Burası 75. Burası 60 derece arkadaşlar. Bakın şurası 12 kök 2 idi. Evet burası 12. 12. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı ne olacak arkadaşlar? Kök 3'e böleceğiz. Bu da 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök 3 gelecek. Yani 30'un karşısı arkadaşlar burası oluyor. 4 kök 3. 45'in karşısı 4 kök 3 ise 90'ın karşısı bakın 45 45 90'da kök 2 ile çarparsak cevap 4 kök 6 yani Ceyhan gelir. Dik üçgen test 7 soru 12. A noktasında hareket eden bir cisim PR üzerindeki bir C noktasına gidiyormuş. Buna göre AC artı BC'nin en küçük değeri kaç santim olur diyor arkadaşlar. Şimdi AC uzunluğuna A, BC uzunluğuna B dersek bizden istediği A artı B'nin minimum değeri. Şimdi bu C noktası öyle bir nokta ki arkadaşlar B noktasının bu PR doğrusuna göre simetriğini aldığımızda işte buraya B üstü noktası dersek dikkat edin BR ile B üstü R birbirine eşit olacak. Buradan tamamlama yaptığımızda aslında şuradaki BC B üstü bir ikizkenar üçgen doğal olarak bu uzunlukta B olacak. Yani A artı B'nin minimum olması için aslında soru şuna dönecek. A noktası ile B üssü noktası arasındaki mesafenin minimum olması gerekecek. İki nokta arasındaki mesafenin minimum olması için de orada bir doğrusallık söz konusu olması gerekecek. Yani A, C, B üssü noktaları doğrusal olmalı. Şekli aşağıdan dikdörtgene tamamlarsak arkadaşlar B üstü R 3'tü. O zaman şuradaki mesafemiz 3 olacak. PR'yi soruda görürseniz 15 verilmiş. Ve buradan şurada taralı dik üçgene dikkat ederseniz özel üçgen göreceksiniz. 8, 15 A, B üstü 17 yani A artı B 17 gelecek.